Şayet hayvanların bir şeytanı varsa kuşkusuz ona insan denir. Üç şehir üç katliam. Can dostlarımızdan ikisi silahla vuruldu. Biri söylemesi bile zor, hatta imkansız bir yöntemle öldürüldü. Uzmanlara göre tehlike sadece hayvanlar için geçerli değil. Hepimiz tehlikedeyiz. Adam elinde tüfekle köpeğe ateş etti. Bunu bir insan nasıl yapabilir? Hayvanı yakarak öldürmüş, yakarak. Vahşet diyorum ben buna, çok üzücü. Kelimenin tam anlamıyla vahşet. Uzmanlara göre hayvanlara vuran, eziyet eden, öldüren canilerin hem ceza çekmeleri hem tedavi edilmeleri şart. Şimdi bu hayvana yapılıyor ve sonra bizim çocuklarımıza yapılır. 3 ilden kan donduran 3 olayın haberi geldi. İlki İstanbul Arnavutköy'den. Görüntüdeki bu kişi tavuklarını yemekle suçladığı sokak köpeğine tüfekle ateş etti. Niye köpeği vurmaya kalktı? Bunu bir insan nasıl yapabilir? Bunu sevgisiz bir insan yapabilir, antisosyal bir insan yapabilir, kişiliği farklı gelişen bir insan yapabilir, hastalık boyutunda mesela şizofrenler var. Bunu o insan da yapabilir. Diğer yürek yakan olay Sivas'tan. 8 yavrusu olan sahipli köpek birileri tarafından silahla öldürüldü. Kısım benim, kısım akıllı, kısım benim. Sahibi tarifsiz bir acıya boğuldu. Hemen şikayetçi oldu. Minik yavrularsa annesiz kaldı. Niye, neden yapmışlar belli değil ama öldürmüşler. Vahşet diyorum ben buna. Çok üzücü, çok üzülerek. Yani şiddet demek az mı kalır buna? Şiddet demek tabii ki az kalır. Vahşet bu. Bu insanlık suçu. Son olayda tüyler ürpertici. Konya'da insanlıktan nasibini alamamış biri köpeğin üzerine benzin döküp canlı canlı yaktı. Tabii bir kadıncağız da zaten manzaraya tanık olmuş, isyan ediyor. Kendine insan diyen aşağılık bir insan. Hayvanı yakarak öldürmüş. Ne gerçekten şu an tüylerim diken diken oldu. Klinik psikolog Niger Çiçek'e göre hayvanlara bu eziyetleri yapanların psikolojik sorunları var. Herhangi bir canlıyı döverek, öldürerek, çeşitli maalesef çok üzülerek söylüyorum fiziksel şiddetlere maruz bırakarak oradan bir tatmin mekanizmasına sahip oluyor. Bu tatmin mekanizması normal, sağlıklı bir insanın mekanizması değil. Kişilik bozukluğu ya da ruhsal bir hastalık ama bu hayvana eziyetin hafifletici sebebi değil. Cezasını da çekmeli, tedavi de edilmeli. Aksi takdirde Çeli'ye göre her suçu işleme potansiyelleri var. Gerçekten hesabının sorulması, buna hani hasta şöyle böyle denmemesi lazım. Öyle olsa bile onun tedbirlerini almamız lazım. Yani tehlike sadece can dostlarımızla ilgili değil, herkesi tehdit ediyor. Kısım benim, kısım akıllı, kısım benim.